Ankara'da Ömer Topsakal'dan ayrıntıları alalım. Şimdi Ömer, günaydın. Türkiye genelinde kaç okulda başlıyor uygulama? Türkiye genelinde 12 okulda başlatılacak uygulama 9. sınıflarda bu yıl itibariyle uyum eğitimine alınmış olacaklar. Biz de o sınıflardan, o okullardan birindeyiz şu anda. Aysel Yüce Türk Anadolu Lisesi Ankara'da bulunuyor. Hemen okul müdürümüz Sayın Sibel Akbıya döneceğiz. Efendim, detayları sizden alalım. Neden böyle bir eğitime ihtiyaç duyuldu, oradan başlayalım. 9. sınıf öğrencilerinin ilk günkü heyecanlarını, tedirginliklerini ortadan kaldırmak amacıyla temel eğitimde de uygulandığı gibi bir uyum programı gerçekleştirildi. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından. Bu program 3 günlük bir süreci içeriyor. Öğrencilerimizin okulla kaynaşmalarını, okul iklimini solumalarını, öğretmenleriyle, birbirleriyle tanışmalarını, etkileşimini, üst sınıf öğrencilerle tanışmalarını sağlayan eğitici, öğretici etkinliklerden oluşan bir program. 3 gün boyunca neler yapacaklar hocam burada? Bütün etkinlikler belirli. Yapacakları saat. Sabah başlıyor programımız 9'dan 12.30'a kadar sürecek. Eğitici öğretici etkinlikler var, eğlenceli oyunlar var, sportif faaliyetler var. Çocuklarımız bu şekilde birbirlerini ve okulu tanıyacaklar. Siz peki başarılı bir uygulama olacağını düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Çünkü önemli bir konumdasınız okul. Kesinlikle olarak. Biz bu konuda çok heyecanlıyız, çok istekliyiz. Çünkü okullarımız hepsi bireysel olarak bu uyum etkinliklerini bir gün ya da iki günlük süreçte her okul kendine göre planlıyordu. Şimdi bunun 3 günlük bir program dahilinde yapılması, daha sistematik olması bizleri mutlu etti, heyecanlandırdı. Biz gönüllü olarak bu uygulamada yer alıyoruz. Gerçekten de Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne, bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz bizleri pilot uygulamaya da yer verdikleri için. Hocam, siz mutlusunuz. Bakalım öğrenci arkadaşlarımız öyleler mi? Hemen size de mikrofonu uzatalım. Önce isminizi bir öğrenelim. Neşim Neşimoğlu. Okula erken başlamak nasıl? Şimdi lise için hani orta ilkokuldan liseye geçiş olayında hani biraz daha hani çocuksuluğu atmak adına yapılan bir etkinlik olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü en azından hani okula ilk gittiğimizde hiçbirimiz birbirimizi tanımıyoruz ya da lisenin ağırlığını kaldırır mıyız diye düşünmekten ziyade hani eğitici ve öğretici etkinliklerle daha iyi olacağını umuyorum hani böyle bir uygulamanın. Peki bir hafta geç başlayacaktınız, o bir hafta sizi mutsuz etti mi? Yani bir hafta aslında lisenin heyecanını atmaktansa, ya atmak daha iyi çünkü hani hemen basıp böyle o korkularla falan yapmaktansa bir hafta daha önceden eğitim alıp öğretmenleri tanıyıp ortamı kaynasıp daha olaya daha iyi atılmak daha iyi bence. Peki, teşekkür ederiz. Hemen yanındaki arkadaşınla devam edelim. Senin de ismini öğrenelim. Ben Ege Oluklu. Ege, bir hafta önce okula başlamayı bekliyor muydun? Ya yok, aslında benim için de bir hani şey oldu, hani sürpriz gibi bir şey oldu ama evde aslında düşününce hani gitmeden önce bu heyecanı birazcık daha erken yaşamak, sadece okulda şu an 9. sınıflar var ve hani üst sınıfların baskısıyla da hani okula ilk olarak başlamayacağız. Öğretmenlerimizi daha iyi tanıyacağız ve hani bu bizim için bir şans olarak görüyorum ben bunu. Peki. Hemen diğer öğrenci arkadaşlarımızla da devam edelim. Senin de ismini öğrenelim. Furkan Polat benim adım. Okulumuzun tanışma merasimi olarak ben algıladım bunu. Okulumuzu tanıyoruz. Nerede ne yapacağımızı öğreniyoruz. Öğretmenlerimizi önceden tanıyarak daha bilgili olarak okula başlayacağımızı düşünüyorum ben. Bu uygulamadan memnunum. Milli Eğitim Bakanlığı'na da çok teşekkür ederim bu uygulamadan dolayı. Bizi okula hazırladığı için söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Bir de bayan arkadaşımıza soralım. İsmini öğrenebilir miyiz? Ceren. Ceren, üst sınıfların baskısı olur korkusu var mıydı? Biraz yani. Peki uyum eğitimini nasıl buluyorsun? Erken başlamak iyi mi? Yani arkadaşlarımıza daha erken kaynaşacağımız için başarılı olacağını düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz. 9. sınıflarda da uyum eğitimi bu yıl itibariyle başlayacak 12 okulda. Eğer başarı sağlanırsa 81 ilde önümüzdeki yıldan itibaren de uygulamaya koyulacak. Öğrenci arkadaşlarımız da uyum eğitiminin başarılı olacağını düşünüyorlar. Serap, sözünü yeniden sana bırakalım. Evet, Ömer Topsakal'a